Değerli izleyenler, evet, Pakistan dünyada Müslümanların gönlünde taht kuran liderlerden birisi. Samimi bir lider ve kutsallarımıza yapılan bütün saldırılarda en önce tepki verenlerden. Evet, İmran Kağan sahnede. Evet değerli izleyenler, İmran Kağan İsrail'in yaptıklarının ancak ve ancak Müslüman ülkelerin çabalarıyla durdurulabileceğini, artık gerçekleri görmemiz gerektiğini belirterek Filistin'in yanında olduklarını belirtiyor. Evet, tüm güçleriyle Filistin'in yanında olacaklar. Bu konuda Pakistan'ın kararlılığını iletiyor. Türkiye ile ve diğer İslam ülkeleriyle hızlı bir koordinasyon hedefleyen İmran Kağan, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'deki Müslümanları koruma gücü oluşturma fikrine öteden beri sıcak bakıyor. Pakistan'ın nükleer güç olduğunu hatırlatalım. İsrail'in bölgede ben nükleer gücüm, dilediğimi yaparımı bu dengeliyor. İsrail'in yaşadığı cephedeki şoklar ve özellikle Müslümanların bu konuda yine umursamaz davranacaklarını düşünmeleri onları yanıltıyor. Twitter'da kendi köşesinden paylaştığı yorumda da zeytinlerini koruyan, bahçelerinde olan insanların üzerine uçaklar yollayarak, onları abluka altında alarak, her şeyden mahrum bırakarak bize roket attı diyemezsiniz şeklinde bir düşünürün paylaşımını paylaşmış. Evet, Pakistan Türkiye ile, evet iyi dinleyelim, Türkiye ile ve diğer İslam ülkeleriyle irtibat halinde. Yani olayın üstünde, kuvvetle ve artık ortak iradeyle bu çözülecek diyor. Bu çok önemli. Türkiye ile Pakistan iki büyük güç. Öyle ki Sayın İmran Kağan'ın İslamofobiya ile olan mücadelesi de zaten dünyaca biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak bir adım atılması için Rusya lideriyle görüştü. Kudüs'teki durumun kontrolden çıktığını, İsrail'in Müslümanlara aşırı artık kuvvet uyguladığını ve soykırıma varan davranışlarda bulunduğunu gören Türkiye, Kudüs'te bulunan Ortodoksların tabii ki hamisi olarak Rusya'nın da bölgede hem Ortodoksları hem Müslümanları Yahudilerin, yerleşimcilerin saldırılarından korumak için bir koruma gücü önerisi getirdi. İmran Kağan'ın bu süreci dikkatle izlediği biliniyor. Yani bu görüşme veya bu süreç bir sır değil. Ama Putin'in böyle bir yaklaşıma olumlu yanıt vermesi zor. Çünkü Yahudi iş adamlarının Moskova'da, Rusya'da önemli yatırımları var. Olağanüstü bir ekonomiye sahipler Rusya'da ve özellikle Putin'i de destekliyorlar. Putin onlarla ters düşmek istemeyecektir. Ayrıca İsrail'in Suriye'ye yaptığı saldırılara Rusya neden sesini çıkarmıyor sanıyorsunuz? Yani Rusya onca İsrail'in saldırısına rağmen gıkını çıkarmadı. Bu demek oluyor ki Siyonist lobi Putin üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip. Şimdi Sayın Erdoğan'ın böyle bir hamlesi de Sayın Erdoğan'ın bu hamlesi aslında İsrail'i de ürkütmek için bir hamle. Yani bakın biz koruma gücü oluşturma çabalarındayız. İşin rengi değişiyor mesajı. Evet, Rusya'dan pek ümitli değilim. Ama şöyle bir durum söz konusu. Ürdün'ü burada ikna edersek, Ürdün ikna olduğunda malumunuz Ürdün Kudüs'ün garantörlerinden, Mescid-i Aksa'nın garantörlerinden olan Ürdün'ün bu özelliğinden, bu fonksiyonundan hareketle Kudüs'ü koruma gücü oluşturularak bu gücün Filistin topraklarındaki Müslümanların korunması için bir kuvvet olarak kullanılabileceği düşüncesindeyim. Ürdün bu duruma evet dediğinde İsrail'in müdahalelerine karşılık artık hızlı bir şekilde cevap verecek caydırıcı bir gücün olması, özellikle Kudüs'teki tarihi ve dini binaların Yahudi yerleşimci veya Yahudi askerlerince talan edilmesinin önünü almak için bir kuvvet oluşturulabilir. Bunun için Çavuşoğlu'nun açıklamalarını hatırlıyorsunuz. Sayın Bakan Çavuşoğlu resmen bu süreci işaret etti. Evet, Ürdün bu konuda ön aldığında bölgeye yerleştirilecek olan Türk SİHA'ları
bölgeye yerleştirecek olan Türk Koralı, bunun yanında müdahale edecek olan Pakistanlı ve Türkiye'li özel birlikler, buna tabii ki bir Hristiyan ülkesini de dahil olması çok önemli olurdu. Bunun için de Putin'e Ortodoksları korumanız için sizin de orada kuvvet içinde bulunmanız bu konuda tek yönlü olmadığımızı gösterecektir dedi. Putin'den bu konuda geçiştirici bir cevap gelmiştir. Ama ne olursa olsun o bölgede Türkiye'nin amacı İsrail dengeleyecek bir mekanizmanın oluşması. İsrail'in Amerika'nın hegemonyasındaki NATO'dan, Amerika'nın hegemonyasındaki Birleşmiş Milletler'den çekilmediği bu yüzden açıktır. Amerika Birleşik Devletleri kayıtsız şartsız İsrail lobisinin etkisinde ve güdümünde olduğu için İsrail'i durdurması imkansızdır. Yahudi yerleşimcilerinin belli bölgelerde kaçmaya başlaması, Lod şehrinden İsraillerin kaçması ve bunun yanında Hayfa ve birçok şehirdeki kontrolü sağlamakta zorlanan İsrail güvenlik güçlerinin Lod şehri dahil birçok kentten çekilmesi İsrail'de şok etkisi oluşturdu. Yani süper güç gösterilen İsrail'in bir karton güç olduğu ortaya çıktı. Tabii ki Müslüman ülkelerin böyle bir hamlesi eğer somut ve hızlı bir şekilde sahada gerçekleştirmek üzere adım atıldığında artık İsrail'in işkence hanesi olmaktan çıkacaktır Filistin toprakları. Trump olsaydı iş vahimdi. Çünkü Trump olsa şimdik ABD donanmasını Kudüs'e yollar, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni Kudüs'e yollardı. Filistin topraklarına hava harekatı bile yaptırırdı. Bu kadar zımanadan çıkardı Trump. Biden'ın özellikle Obama döneminde Beyaz Saray'a arka kapıdan İsrail başbakanlarının alınması, İsraillilere hem yerleşimcilere uyguladığı formüller ve bunun yarısını Amerika ile olan ilişkilerindeki bu küstahça tutumlardan dolayı Amerikalı yetkililerde demokratların bir tavrı vardı. Trump o kadar ipotek etti ki Amerika'yı İsrail'e, Biden daha bağımsız ve Obama dönemindeki daha sert politikaya dönmekte zorlansa da özellikle Gazze'deki savaşta Amerika Dışişleri Bakanı yaptığı açıklama, Blinken'in yaptığı açıklama tabii ki Biden'ın açıklaması sayılır. Evet, Amerika Dışişleri Bakanı Blinken aynen şu cümleleri kullanıyor. İsrail ve Filistin taraflarıyla görüşmek için Dışişleri Bakanı yardımcımı görevlendirdim. Evet, bu cümle Amerika'nın Trump dönemindeki gibi çok katı bir şekilde İsrail'i savunan tek yanlı projektörden daha dengeli bir açıklama ve pozisyon aldığını gösteriyor. Veya Amerika Birleşik Devletleri'nin, Demokratlar yönetiminin Netanyahu'dan kurtulmak istedikleri de düşünülebilir. Değerli izleyenler, Kudüs'teki birçok hedefin demir kubbeyi aşarak roketlerin ve füzelerin Tel Aviv'i birçok yerde vurması. Bunun yanı sıra Akşelon, Hayfa Limanı ve birçok havalimanının bu füzelerin gazabına uğraması ve İsrail'in şimdiye kadar uğramadığı kadar yüksek oranda bir füzeyle muhatap kalması ve bundan sonra da kalacak olması, sadece sınır kentlerini değil, Kudüs'ün ve İsrail içindeki birçok bölgenin artık hedef olması, bu konuda önemli bir kırılmanın ve İsrail fobisinin Gazze'de aşıldığını gösteriyor. Ama şunu belirtmek isterim ki, Hamas'ın mevcut askeri kapasitesi ve vurucu gücü İsrail'i tamamen ortadan kaldırmaya yetmez. Ama Hamas burada İsrail'i korkutarak masadan iyi bir kararla, iyi bir anlaşmayla çıkmanın peşinde. Bu yüzden Hamas doğalgaz, liman, havalimanı gibi İsrail'i felç edecek olan bölgelere büyük bir cesaretle atışlar gerçekleştiriyor. İsrail'de bir panik var. Kara kuvvetleri fazla yaklaşamıyor. Tanklar ve toplar ateş etse de karşılığında büyük füze sağanağı devam ediyor. Yayını yaptığım saatlerde de El Kassam Tugaylarının saldırıları füzelerle devam ediyor. Evet değerli izleyenler, bir dahaki yayında görüşeceğiz. Ama Pakistan ve Türkiye'nin mutlaka bu süreç uzarsa daha fiili ve askeri hamleler atmak için somut adımlar atacakları kesin gibi. Bir dahaki yayına kadar görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoma beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.